Merhaba değerli arkadaşlar, hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bu geçtiğimiz haftanın gündemi oldukça yoğundu. Milli Eğitim Bakanlığı açısından ve diğer bakanlıklar açısından konuşmak gerekirse, biliyorsunuz seçim sonuçlarıyla ilgili bir takım toplantılar yapıldı ve Ankara'da şu gündem başlıkları yoğun bir şekilde konuşuluyor. İşte bazı bakanlıkların görevini tam iyi yapamadığından dolayı bakanların değişeceği gündemde. Bunlardan birisi de Milli Eğitim Bakanı, diğeri Maliye Bakanı. Bunlar en çok konuşulanlar arasında. Şimdi atama yapılmamasından kaynaklı oy kaybı yaşandığıyla ilgili bir takım yorumlar da yapılmakta. İşte atamalar yapılsaydı öğretmenler küstürülmeyecekti ve oy olarak geri dönecekti gibi bir takım yorumlar var. Sizler de bunları zaten gündemden takip etmişsinizdir. Şimdi asıl konumuza gelirsek. Sizlerden de birçok soru geliyor bununla ilgili. KPSS yaklaşıyor. İki atama takvimi birleşiyor mu? 2023 öğretmen ataması, 2024 ataması ile birlikte olacak iddialar var. Bununla ilgili sorularınız var. Arkadaşlar, ben böyle bir bilgi şu ana kadar almadım. Evet, bazı sitelerde bununla ilgili haberler yazılıyor, çiziliyor. Fakat bakanlıkta çalışan arkadaşlarımızla da konuştuk. Böyle bir şeyin gündemde olmadığı söylendi. Bununla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı söylendi. Hatta şöyle bir durum var. Atamalar daha önce de dedi yapılmak isteniyordu ama Cumhurbaşkanı'nın onayı bekleniyordu. Müjdeyi Cumhurbaşkanımızın vermesi bekleniyordu. Fakat şöyle bir durum var. Sizlerle paylaşayım bunu. Arkadaşlar, Maliye'nin 20-25 binlik atama için onay vermediği konuşulmakta. Böyle de kulislerde bir yorum, bilgi dolaşmakta. 20-25 binlik atamaya dahi Maliye'nin izin vermediği yönünde şu anda bütçede denklik sağlanamadığı, kemer sıkma politikasının uygulanacağı söylenmekte. Hatta birkaç yerde de şöyle bir haber verdi. Cumhurbaşkanının öğretmen atamalarıyla ilgili Maliye Bakanlığı'yla toplantı yaptığı ve oradan atamaların şu anda uygun olmayacağı ile ilgili bir Maliye Bakanlığı'ndan dönüt alındı. 20-25 binlik atamanın zor olacağı, daha düşük sayılarda olursa o şekilde yapılacağıyla ilgili birkaç sitede hatta böyle bir bilgi paylaşımı yapılmaktaydı arkadaşlar. Şu anda da konuşulan bu, bakanlıkta da gelen bilgiler arasında neydi? 20-25 binlik atamaya dahi bütçenin yetişmeyeceği, çıkmayacağı ile ilgili sıkıntı olacağıyla ilgili bir takım haberler yayılmakta. Bunu söyleyeyim, sizlerin de bilgisi olsun değerli arkadaşlar, soruyorsunuz. Şimdi 2 yılın birleştirilme durumu var. Bununla ilgili dediğim gibi herhangi bir duyumumuz, herhangi bir bilgimiz yok. Muhtemelen 2023 puanlıların atamaları yapılacaktır arkadaşlar. 2024 ataması için düşük bir kontenjan verilmesi gündemde. 10 bin olabilir, 15 bin olabilir. Bu senenin kontenjanının da sıkıntılı olduğu bilinmekte. Yani bazı arkadaşlarımız 40 bin, 50 bin gibi, 45 bin gibi rakamlardan bahsediyorlardı. Bakınız, seçim geçti, hala atama ile ilgili bir haber verilmedi. Evet, seçimde ki sonuçlar memnun etmeyebilir iktidar cephesini, fakat yine de yapılmadı bu atama
Ve bu atamanın olmaması tabii ki de şunu akıllara getiriyor. Yani seçim de bitti. Artık verilecek kontenjan bir hayli düşük olabilir gibi yorumlanmakta. Dediğim gibi 20-25 bine onay çıkmadığı şu anda kulislerde dolaşan haberler arasında. Ne olur daha düşük diye soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar 10 bin, 15 binlerden bahsediliyor. Ama tabii ki de kesinliği yok. Dediğimiz gibi bekleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Muhtemelen önümüzdeki kabineden sonra atamalarla ilgili daha net bir açıklama yapılacaktır bakanlık tarafından. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişme durumu da var. O yüzden dolayı bazı kesimlere göre işte mülakat konusunda çok fazla üzerinde durduğundan dolayı, mülakatların yapılmasına ısrarcı olduğundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişeceği yönünde haberler var. Oy kaybına neden olduğundan dolayı bu şekilde Ankara'da kulislerde konuşulmakta. Tabii bu da ya bu bayram tatili içerisinde olabilir ya da bayram tatili bittikten sonra olabilir. Böyle bir konu var. Diğer sorunuza bakalım. Diğer konu arkadaşlar mülakatlarla ilgili soru gelmiş yine. Arkadaşlar Yusuf Tekin bakan olarak kalmaya devam ederse ve bu yeni atama ilan edildiğinde muhtemelen şu anda bakanlıktaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere istinaden yeni sistem mülakatla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani bununla ilgili bir çalışma var ve Yusuf Tekin'in bunu hayata geçirmek istediği bilinmekte. Cumhurbaşkanından onay alması gerekiyor bunun için. Seçimde bittiğinden dolayı muhtemelen istediği onayı alıp bunu hayata geçirmesi beklenmekte. Mülakatta da tabii %50'ye %50 olması birazcık riskli, adayları korkutuyor. Çünkü iyi bir puanı olanın puanı aşağı düşebilir. Kötü puanı olan bir adayın puanı da yükselebilir. Mülakatın olmaması en doğrusu, en güzeli diye düşünmekteyim. Bir de Bakan Tekin'in tabi açıklamaları vardı. 2023 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Strateji Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum gibi açıklamalarda bulunmuştu. Dediğimiz gibi 2023 KPSS puanıyla bir öğretmen ataması yapılacaktır. Ama sayı konusu hala soru işareti. Dediğimiz gibi arkadaşlar yani seçimden önce açıklamalar yapıldı. Seçim geçti. Seçimden sonra sessizlik devam ediyor. Yani bir dakika bir dakikaya uymuyor. Yani bugün farklı bir gündem olabilir. Farklı bir şey açıklanabilir. Yarın bambaşka bir şey açıklanabilir. Bu hıza gerçekten yetişmek çok güç. En yüksek atama yine sınıf öğretmenliğinde olacaktır. Bunun da bilgisini verelim. Arkadaşlar, dediğimiz gibi umarım yani herkesin hakkında hayırlısı olur. Bizim yani şu ana kadar aldığımız hep duyum 20-25 bin bandında olacağıydı. Ama şu anda ona onay çıkmadığı söyleniyor. Ve 2 yılın birleştirme durumu da şu anda herhangi bir bununla ilgili bir gelişme bilgi almadık. Olursa sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.